Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda 25 bin dişli bir öğütme canavarından nasıl kurtulabileceğimize dair ortaya konulan bir sürü metot, bir sürü uygulamayı masaya yatırarak hangisi doğru, hangisi gerçekten işimize yarayabilir veya hangisi fake uygulamalar olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bu sümüklü böcek, salyangoz ve sülükten kurtulabileceğimiz birçok metot var. Yani bu metotlar o kadar çok ki, yani şöyle düşünün, tarım uygulamaları sırasında herhangi bir böcek zararlısından kurtulabilecek gün metotlar 3 tanedir, 4 tanedir, bilemediniz 5 tanedir. Ancak bu salyangoz sanki o kadar büyük bir zarar veren bir canlıymış ki o kadar fazla bununla ilgili kurtulabilecek metotlar var. Yani onların çoğunu aklımızda tutmak mümkün bile değil. Onun için buraya not aldım. Tek tek üzerinden geçerek anlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Salyangozlar, sümüklü böcekler ve sülükler aslında karınlarını doyurmak için, beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek için siz bitkilerinize gelir. Bunlara uygun ortam hazırlarsanız bahçenizde mutlaka gelecekler ve sizin bitkilerinizi yiyeceklerdir. Ancak bunların bu uygun yaşama şartlarından uzak bir bahçemiz varsa o zaman bunlar da başka taraflara doğru gidecektir. Bu otomatikman bunlardan kurtulabileceğimiz en güzel yöntemdir. İlaçsız, uğraşmadan, kafayı fazla bozmadan, birazdan anlatacağım şekilde bir yaşam ortamından uzak bir bahçe kurarsanız bunlardan kurtulma şansınız çok yüksek olur. Şimdi hızlıca bu çok bilinen, çok ortalıkta dolaşan, bazılarını ilk defa duyabileceğiniz bazı uygulamalara geçelim. Şimdi en çok bildiğimiz konu elle uzaklaştırmak. Yani bahçenizden toplarsınız sümüklü böceklerinizi ve uzaklaştırırsınız bahçenizden. Ancak şu konuya dikkatinizi çekmek isterim. Bu salyangozlar özellikle çok insan sağlığına zararsızdır diye düşünmeyin. Bütün dünyadaki canlılardan en çok insanları öldüren hayvanlar sıralamasında en üst sıralardadır. Yani bu birçok virüsün, insanları öldürebilecek virüslerin, mikropların konukçusudur, taşıyıcısıdır. Bu salyangozları çıplak ellerinizle tutmayın, atmayın, mutlaka bir eldiven kullanın. Şimdi bir de sümüklü böcek tuzakları vardır ki bunlar daha çok veya en çok bilineni bira tuzağıdır. Aslında salyangozlar ve sümüklü böcekler çok fazla bireye gelmezler. Fakat yoğun bir aroma ve koku olduğu için meraktan oraya doğru yönelebilirler. Aslında bira tuzağı sülükler içindir. Sülükler biraya bayılırlar. Ancak sümüklü böcekler ve salyangozlar için bunu söylemek çok doğru değil. Gelirler mi? Evet, gelirler. Dediğim gibi yoğun bir aroma kokusu olduğu için nedir diye meraktan gelebilirler. Ancak burada başka bir sıkıntı da karşımıza çıkıyor. Biz mevcut bahçemizin içerisindeki salyangozları bira tuzağına çekmeye çalışırken o biranın kokusu uzaklarda sizin bahçenizde çok da işi olmayan bazı sümüklü böcekleri de bahçenize çekecektir. Bu nedenle bira tuzağı çok rentable bir tuzak olduğunu söylemek çok doğru değil. Ancak başka tuzaklar yapma şansımız var. Mesela lahananın, yani lahana yetiştiriyorsanız bunların artık diyemeyeceğim ama yani öyle düşünüyoruz. Artık yapraklarını biraz şöyle haşlarsanız, ya yumuşayana kadar haşlayıp da üzerine çok az yağ damlatırsanız bu lahanayı bahçenizin daha çok sümüklü böcek olduğunu düşündüğünüz veyahut da belli bir yönden çok daha fazla mı sümüklü böceğin geleceğinizi düşündüğünüz bir noktaya koyarsınız. Birkaç saat sonra, 2 saat, 3 saat sonra gidersiniz. Burada inanılmaz derecede sümüklü böcekleri bulma şansınız olur. Bu tuzaklama bence bira tuzağından çok çok daha mantıklı bir tuzaktır. Şimdi tuzaklara devam edecek olursak bir de narenciye tuzağı yapma şansınız var. Bu portakalı, greyfurtunu sıktığınız zaman arta kalan bir posası vardır o kabuğuyla beraber. Bunu belli noktalara koyduğunuz zaman sümüklü böcekler, salyangozlar ve sülükler bu narenciye tuzaklarını çok severler. Toplanmaya çalışırlar ve siz de rahatlıkla bunları bahçenizden uzaklaştırabilirsiniz. Bununla birlikte kedi köpek mamaları da tuzaklama için iyi bir yöntemdir. Belli bir yere hafif nemli kedi veya köpek maması koyarsınız. Sümüklü böcekler bunları yemek için buraya toplanırlar ve tekrardan siz bunları uzaklaştırma şansınız olur. Bahçenizin içerisinde
biraz bir yere şöyle sularsınız, geniş bir tahta koyarsınız oraya. Altı hafif boşluk olur. Bunu günde bir veya gün aşırı kaldırıp kontrol ederseniz bütün bahçenizdeki sümüklü böcekler nemli bir ortamda yaşamayı sevdikleri için mümkün olduğunca kuytu köşelere gideceğinden bu tahtanın altında toplanmaya başlarlar. Özellikle çok sıcak günlerde bu tahtanın altında çok fazla bahçenizin içerisindeki sümüklü böcekleri bulma şansınız olur. Yine bu tuzaklardan devam edersek saksının iki tarafını şöyle sümüklü böceklerin geçebileceği kadar bir delik açarsınız iki tarafa ve bunu herhangi bir bahçenizin bir noktasına koyarsınız. Sümüklü böcekler demin o tahta mantığında dediğim gibi özellikle sıcak günlerde nemli ortam aradıklarından dolayı bu saksının altına toplanmaya başlarlar. Bu şekilde bahçenizin içerisindeki bütün sümüklü böcekleri belli bir yere toplama şansınız olur. Yine bir leğeni çevirirsiniz. Belki biraz kedi köpek maması koyarsanız veyahut da bir lahana, demin anlattığım lahanadan koyarsanız, leğeni de üzerine kapatırsanız, ancak geçebilecekleri kadar ufak bir boşluk bırakırsanız leğenin altında, yine o deminden beri anlatmaya çalıştığımız gibi özellikle sıcak havalarda nemli ortam arayan sümüklü böcekler bu leğenin altında toplanırlar. Şimdi bunlar genelde tuzaklarla ilgili kısımlar. Bir de uzak tutabileceğimiz bir takım preparatlar vardır. Yani bitkisel ürünlerden, organik ürünlerden yapabileceğimiz bir takım preparatlar vardır. Bunları da bahçenize dönem dönem çok fazla yediğini düşündüğünüz bitkilerin üzerine olabilir, geldiğini düşündüğünüz yerler olabilir. Buralara püskürtürseniz bunlar bu irite edeceği kokulardan dolayı mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlar. %100 garantili bir çözümdür demiyorum. Ancak uygulama şansınız var. Bunların içerisinde sarımsaktan yapacağınız preparat ve yuka çiçeğinin yaprağını alıp çay demler gibi, ufak ufak parçalar alıp çay demler gibi demleyip soğuduktan sonra bitkinizin üzerine veyahut da yerlere püskürtürseniz bu da sümüklü böcek ve salyangozları irite eden bir koku yayacağı için mümkün olduğunca bundan uzak durmaya çalışırlar. Salyangozların ve sümüklü böceklerin yürümesini, gelmesini engelleyebilecek bir takım bariyerler kurma şansımız var. En çok bildiğiniz mesela tuzdur, kahvedir veyahut da işte kül serpmektir. Bunlar genelde hepsi farklı mekanizmalarla çalışır. Yani işte tuz kullanımı, etrafına bitkinizin tuz koyduğunuz zaman sümüklü böcek bunun üzerinden geçerken tuzun nemi çok hızlı çekmesinden dolayı ki sümüklü böceğin de vücudunun içerisinde çok fazla nem vardır. Bu nemi kaybettiği zaman ölür. Tuz bu nemi hızlıca çekince hayvan öleceğini farkına varacağı için mümkün olduğunca tuzdan uzak durmaya çalışır ve bitkinize yaklaşmaz. Kahve telvesi de aynı şekilde nemi hızlıca üzerine çekeceği için hayvanı sıkıntıya doğuracağını farkına varıp mümkün olduğunca ondan uzak durmaya çalışır. Alçı da öyledir, kül de öyledir. Ancak diatomlu toprak biraz daha farklı bir mekanizmayla çalışır. Çok keskin ince parçaları olduğu için sümüklü böcek bunun üzerinden, diatomlu toprağın üzerinden geçerken bu şeyleri de diatomlu toprağı da kendi vücuduna topladığı için içerisinde organlarını kesebilecek, vücudunu kesebilecek bir sürü yaralar açılır ve bu yaralardan dolayı bu hayvan ölür. Onun için mümkün olduğunca diatomlu bir toprağın üzerinde yürümeme eğilimindedir. Bu size biraz avantaj sağlayabilir. Ancak şunu unutmayın ki bu hayvan beslenmeye çalışıyor. Ve açsa, aç köpek fırın duvarını deldiği gibi bu deminden beri saydığım onları öldürebilecek herhangi bir materyalin üzerinden de geçerek bu bitkiye gelip beslenmeye çalışır. Bunu önleme şansınız fazla olmaz. Belki 3 tanesini 5 tanesini uzak tutabilirsiniz ama çok çok aç bir hayvanı o bitkinin üzerinden, o bitkiden uzak tutma bu şekilde çok fazla şansınız olmaz. Yine yumurta kabukları vardır. Çok revaçtadır aslında. Yani yumurta kabuklarını parçalayın, şöyle iri iri şeylerle hale getirin. Bitkinizin etrafına şey yapın, serin. Bu çok keskin olan yumurta kabukları hayvanın keseceği için şeylerini, vücudunu uzak duracağı yönünde bir tez var. Bu yanlıştır. Şöyle ki sümüklü böcek
yürürken bir mukoza salgılar. Ve bu mukoza onu toprağın içerisindeki veya yürüdüğü alan içerisindeki bir takım mikroplardan, bir takım keskin maddelerden kendini korumak için vardır. Bir canlı düşünün ki jiletin keskin ucu üzerinde rahatlıkla dolaşıp da o jilet, o kadar keskin jilet bu hayvanı kesmiyorsa, yumurta kabukların o keskin olabileceğini düşündüğünüz kenarları bu hayvan için hiç önemli değildir. Bir de yumurta kabuklarının kokusundan hoşlanmadığına dair bir takım bilgiler vardır. Hayır, yanılıyorsunuz bu konuda. Sümüklü böcek yumurta kabuklarını yer. Siz buna bir şekilde besin kaynağı da oluşturmuş olursunuz. Yine çam iğneleri de aynı mantıkta. İşte sivri uçları var, hayvana girecek. İşte o fazla bunun üzerinde yürüyemez, bitkilerinize gelemez diye düşünürseniz orada yanılabilirsiniz. Belki faydalı olabileceğini düşünebileceğimiz nokta olabilir. Çok incedir, girebilir mi falan diye ama ben çok etkili olacağını düşünmediğim bir uygulama. Çok fazla uyguladığınız zaman size artı sağlayacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde mesela iğrenç bir uygulama da vardı. Saç kıllarından hayvan uzak durmaya çalışır. Çünkü saç kıllarının üzerinde yürüdüğü zaman kendi vücudunun içerisine saracağını, bu şekilde onu öldürebileceği tahmin edilerek saç kıllarından da bahsedilir. Ancak çok fazla karşılığı olan bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Çok da fazla bir işe yaramaz. Şimdi bazı otlar vardır ki bu sümüklü böcekleri uzak tutabileceğini, yani salgıladığı bir takım kimyasallar nedeniyle bu sümüklü böceklerin o bitkiden uzak duracağını düşündüğümüz bir takım bitkiler var. Pelin, sedef otu, işte rezene, anason, biberiye gibi bitkilerin salgıladığı bir takım kimyasallar sümüklü böcekler tarafından rahatsız edici bir koku olarak algılanıp mümkün olduğunca o bahçeden uzak dururlar. Çok etkili bir yöntem midir? Çok iddia edemeyeceğimiz ama denenebilmesi gereken bir uygulamalardan biridir. Fakat bir çiçek var ki bunun kokusundan gerçekten nefret ettiğine dair uygulandığı zaman çok fazla başarı elde edildiğine dair bir çiçek vardır ki havai fişek çiçeğidir. Bu çiçek salgıladığı yoğun kimyasallarla birlikte bu sümüklü böcekleri çok fena rahatsız eder ve bundan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlar. Denenebilecek çiçeklerden biridir. Bir de uzaklaştırıcı bitkilerden ziyade tuzak bitkiler diye düşünebileceğimiz bitkiler var ki bundaki mantık da bizim yetiştirdiğimiz ana bitkiyi bu sümüklü böcekler yemesinler, ancak beslenme ihtiyacı olan bu hayvanı farklı bir yerde besleyerek bizim ana bitkimizden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışabileceğimiz bir uygulamadır. Bunların başında kuzu kulağı gelir. İkinci sırada da kara kaves otu vardır. Bu iki bitki içerisinde yoğun su tuttuğu için tam ve lezzetli de olduğu için tam da sümüklü böceklerin afiyetle yiyeceği iki bitkidir. Bir yerde kuzu kulağı ve kara kaves otu varken hiçbir sümüklü böcek gidip de lahanaya, brokoliye veyahut da sizin başka bir çiçeğinize, bitkinize gelmez. Direkt otomatikman onları mıknatıs gibi üzerine çekebilecek iki tane bitkidir. Denenebilir. Şimdi bir de bu iki uygulamayı, yani itme ve çekme gücü diye tanımlandırabileceğimiz bu uzaklaştırıcı bitkiler ve tuzak bitkiler, üzerine çeken tuzak bitkileri bir arada kullanabileceğiniz bir yöntem denenebilir. Yani bir ana bitkimiz vardır. Bir de sümüklü böcekleri uzaklaştırabilecek bir takım kimyasallar salgılayan, demin saydığım bitkiler vardır. Bir de bunların yiyebileceğini düşündüğümüz kuzu kulağı gibi kara kaves otunu daha farklı bir noktaya dikerek bu itecek, yani sümüklü böcekleri itecek kimyasalları salgılayan bitkilerden uzak durmaya çalışan fakat beslenme ihtiyacı olan sümüklü böcek demin saydığımız bu diğer bitkilere giderek bunları yerler ve sizin ana bitkinizde çok fazla meşgul olmazlar. Bir de bariyer bitki diyebileceğimiz bazı bitkiler vardır. Şimdi bu bariyer bitkileriyle uzaklaştırıcı bitkiler aslında
sanki aynı mantıkmış, aynı felsefenin bir ürünüymüş gibi düşünürsek de durum biraz öyle değil. Demin o uzaklaştırıcı diye saydığımız bitkilerde bir takım kimyasallar salgılanır ve bunlar sümüklü böceği irite edeceği için bundan uzak durmaya çalışır. Bu bariyer bitkisi dediğimiz bitkiler de sümüklü böceklerin ağız tadına çok fazla hitap etmediği için mümkün olduğunca ya ben bunu mu yiyeceğim deyip başka noktaya gidebileceğini düşündüğümüz bitkiler. Bunları da ana bitkimizin etrafına konuşlandırırsak işte gelen sümüklü böcek burada yiyebileceğim herhangi bir bitki yok deyip başka bir yere yönelebilir. Hele ki bir de çekici, cezbedici bir takım beslenmesine fayda sağlayacak o demin kuzu kulağı ve karakavakız otunda verdiğim örnek gibi bir bitki varsa direkt zaten ona gidecektir. Bir de uzaklaştırıcı malç tavsiye edebilirim. Zaten malçı mutlaka yapmamız gereken bir uygulamadır. Bu malçı yaparken içerisine nane ve alaçay yapraklarından karıştırırsak bu bitkilerin salgıladığı aromatik kokular sümüklü böcekleri mümkün olduğunca o alandan uzak tutmaya yarayacaktır. Kabuğu soyulmuş elmayı bahçenizin belli noktalarına koyarsanız ki daha çok bu sümüklü böceklerin yediği ana bitkilerinizin etrafına koyarsanız bu elmanın salgıladığı kimyasallardan nefret eden sümüklü böcekler sizin o ana bitkinize çok fazla gitme niyetinde olmazlar. Geniş alanlarda tarım yapıyorsanız bu deminden beri saymaya çalıştığımız uygulamaları yapma şansınız olmayabilir. Bunun için endomopatojenik bir takım nematotlar vardır. Bunları uygularsanız toprağınıza bunlar sümüklü böcekleri öldürebilecek, yumurtalarını ve larvalarını yiyebilecek bir takım nematotlardır. Bunlarla birlikte bu sümüklü böcekleri, salyangozları ve sülükleri baskı altında, kontrol altında tutma şansınız var. Bir de aslında hiçbir şey yapmadan bu sümüklü böceklerden kurtulma şansımız var. Bahçemizi bu sümüklü böceklerin yaşaması için çok uygun alanlar haline getirirsek bunlar da doğal olarak bahçemizde konuşlanacaklar ve burada beslenmeye çalışacaklar. Bunun için özellikle gece sulaması yapmayın. Bahçenizin tamamını sulamayın. Bitkiniz neredeyse sadece onun etrafını sulayın. Sağını, solunu, yürüme alanlarını veya hava çok sıcak hadi bir toprak nemlensin diye her tarafa su püskürttüğünüz zaman burası gece özellikle nemli kalacaktır ve bu tarz yerler arayışında olan sümüklü böcekleri sizin bahçenize davet edecektir. Bu tarz sulama yapmazsanız bir kere %50 şansınız var. İkincisi bahçenizin içerisinde sümüklü böceklerin özellikle sıcak yaz günlerinde yaşamasını sağlayabilecek bir takım nemli kuytu alanlar bırakmayın. Demin anlatmaya çalıştığım gibi tuzaklar kurun. Ama herhangi bir yerde bir pislik, bir çöp, bir böyle bir sıcaktan kaçabileceği nemli bir ortam varsa buradan zaten hem yürümeye başlayacaklardır, yumurtalarını bu tarz yerlere bırakacaktır. Hem de buradan gece çıkarak sizin bahçenizde beslenecektir. Siz bahçenizdeki bu sümüklü böcek kontrolünü tamamen elinizde bulundurmanız lazım. Yani tuzaklarla, bariyer bitkilerle, uzaklaştırıcı bitkilerle veyahut da beslenmesini sağlayabilecek bir takım bitkilerle beraber bu uygulamaları yaparsanız tamamen sümüklü böceklerin o yaşam döngülerini kontrol altında tutabileceğiniz ve onları sizin ana bitkinizden uzak tutabileceğiniz bir bahçe yapma şansınız olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.